öğretim üyesi Oğuz Omay hocamız. Psikiyatri ve psikoterapist olan Doktor Oğuz Omay 30 yılı aşkın süredir Fransa'da çalıştıktan sonra şu an itibariyle İsviçre'nin Lozan kentinde çalışmaktadır. Çalışmalarını bir klinisyen olarak 20 yıldır perinatal psikiyatri üzerine yoğunlaştırmıştır. Hocamız aynı zamanda 2019 yılından beri de Üsküdar Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Şimdi kendisi bize gerçek yaşamda yaşanıldığı şekliyle birkaç örnek verecek ve muhtemelen bizleri mevcut sağlık sistemleri içerisinde annelere verilen destek bakımından acaba nasıl daha güçlendirilebilir diye bir düşünceye götürecek. Buyurun Oğuz Hocam, söz sizde. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba İdil. Umarım sesimi rahat duyabiliyorsunuzdur. Umarım her gayet şey iyi alıyoruz hocam. Evet arkadaşlar, belki de ben bu seminere en uzaktan katılanınızım. İsviçre'den katılıyorum şu anda. Ayla Hanım'dan sonra, bir anne olarak söz alan Ayla Hanım'dan sonra konuşma şansım olduğu için de çok mutluyum açıkçası. Sempozyumumuzun başında Nazan Hocam uluslararası çabalardan bahsetti. İngiltere'de, dünyanın birçok ülkesinde, yüzü aşkın ülkesinde anne sağlığı için, anne ruh sağlığı için, anne bebek ruh sağlığı için yapılanlardan bahsetti. Şöyle söyleyebilirim, yani dünyanın her yerinde anne sağlığı eğer ilerliyorsa anneler söz alabildiği için ilerliyor. Yaşadıklarını anlattıkları zaman anneler, dünyanın gelişmiş ya da gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerin hepsinde, her düzeyde doktorlar için, hükümetler için ve bütün toplum için bu olaylara bakışımız değişiyor. O yüzden annelerin söz alabilmesi çok çok önemli ve bu sempozyumda da Ayla Hanım'a yer verdiğiniz için, Ayla Hanım da bu kadar güzel bir şekilde yaşadıklarını anlattığı için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben de size iki tane hastamdan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi eski, bir tanesi yeni. Çok öyle büyük slaytlar göstermeme gerek yok. Yine de bir iki slide belki göstereyim. Hastalarımdan bir tanesi, görüyorsunuzdur umarım. Hastalarımdan bir tanesi, belki de Ayla Hanım'a benzeyen bir hasta. Bu, size Fransız isimleri koydum. Hastalarımın uzakta yaşayan hastalar olduğunu hatırlayın diye. Her zaman tabii böyle Türkiye'den çok uzun süre uzakta kaldığım için arkadaşlar bazen yanlış şeyler söyleyebiliyorum ya da anlaşılmayan şeyler söyleyebiliyorum, kusura bakmayın. Bir de tabii şunu da şimdi hatırladım, bu anne ruh sağlığı gününde, yani 30 yıl önce böyle Türkiye'den büyük havalarda ayrılarak aslında annemin de ruh sağlığını bayağı bozduğumu itiraf etmek durumundayım. Maalesef annem hayatta değil. Neyse, ben de o zaman annemin sağlığını, ruh sağlığını bozmuş olsam da şimdi annelerle ilgileniyorum diye kendimi bir şekilde abutuyorum. Neyse, şimdi bu bir size Fransız ismiyle sunduğum hastam, benim eski bir hastam. Bir iki arkadaşım bu hastayı anlattığımı dinlemiş olabilirler. Görünmeyen bir buzdağı. Bu anne ruh sağlığı konusunda görünmeyen bir buzdağı. Nasıl bir buzdağı? Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu Emma'ya bakalım. 30 yaşında bir hastamız. Hastamız değil. 30 yaşında bir kadın, bir anne adayı. Neşeli, aktif, sportif bir kadın. 10 yıldır evli. Erken evlenmiş Fransa için. Evliliğinde herhangi bir sorunu yok. Ona çok destek olan bir eşi var. Memur olarak çalışıyor. Yani sosyal olarak güvencesi var. Sosyal aktiviteleri var. 3 yaşında sağlıklı bir kızı var. Anne olmuş. İkinci bir çocuğu olacak. Bir oğlan bekliyor. Beklenen, istenmiş bir gebelik. Obstetrik, yani kadın doğum açısından herhangi bir sorunu yok. Ve kendi kişisel bir psikiyatrik hastalık öyküsü yok. Şimdi diyeceksiniz ki peki bunda yani özel olan nedir? Özel olan hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi aslında hani yani keşke birçok isteyen genç kadın ya da genç çift 30 yaşında böyle olabilse. Öyle değil mi? Ne kadar mutlu bir tablo aslında. Baktığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Gebeliğin 8. ayında çok ciddi bir intihar girişimi. Çok ciddi bir intihar girişimi. Bazı arkadaşlarımız bunu benden dinlemiş olabilirler. Çünkü bu bizim ilk ilgilendiğimiz önemli vakalardan bir tanesiydi ve o yüzden arada bir anlatıyorum. 3 yaşındaki kızı annesine bir kan gölü içinde banyoda buluyor. Çünkü bileklerini kesmiş Emma çok ciddi bir şekilde. Ve tabii acile gidiyor, cerrahi tedavi alıyor bu kesikleri, ciddi kesikleri için ve psikiyatriye yatıyor.
Psikiyatri yaptığında ben onunla ilgilenme şansım oldu. Donuk, kapalı, kendisiyle konuşulamayan bir kadın. Psikiyatristlerin deyişiyle gerçek algısı bozulmuş, psikotik. Yani çok ciddi, ağır bir psikiyatrik tablo içinde. Demin kendi deneyiminden bahseden anne olarak kendi deneyiminden bahseden Ayla Hanım'ın anlattıklarını dikkatli dinlediyseniz, onun da bazı anlarda nasıl böyle bu çizgilerden geçtiğini hatırlayacaksınız. Şimdi bu vakayla ilgili olarak aslında söylemek istediğim en önemli şey arkadaşlar şu. Yani size hem şöyle söyleyeyim, umarım beni görüyorsunuzdur, ekranda bir sorun yoktur diye. Hem anneler, aileler için hem de... Hocam özür dilerim, ekranda Şu an ben varım. Ekranda sen varsın. Demek ki ben ekran partajını aldığım zaman, o zaman çok fazla slide'ım olması için size bir yeşil bir fon koymak zorunda kalacağım anladığım kadarıyla. Peki. Nasıl hocam? Tamam, gerekli değil. Yani tamam. ekranda olabilirim diye düşünmüştüm. Ekranda olamıyorsam hiçbir sorun yok. Söylemek istediğim şey hem anneler, aileler için hem de profesyoneller için. Şimdi Emma'yı hatırlarsanız hiçbir sorunu yok. Kişisel bir psikiyatrik sorunu yok. Ve en azından dıştan bakıldığı şekilde 8 aylığa kadar iyi giderken gebelik çok ani bir intihar girişimi. Bu hastamızın öyküsünü izlediğimiz zaman şunu gördük arkadaşlar. Hastamız 2 yıl önce, yani ikinci gebeliğinden 2 yıl önce babasını intiharla kaybetmiş. Bu tabii çok yoğun bir acı, çok yoğun bir yas. Biraz önce Ayla Hanım'ın kendi arkadaşlarından birinin intiharla öldüğünde onun üzerine ne kadar büyük bir etki yaptığını dinledik. Yani insanın babasını intiharla kaybetmesi tabii ki çok önemli bir yas. Ama altını çizmek istediğim şey, hastamızın bu ağır tablosu kesinlikle bir anda böyle pat diye ortaya çıkmış bir şey değilmiş meğersem. Dinlediğimiz zaman anlıyoruz ki tam tersi, yaklaşık 2 aydır uykusunu kaybetmiş, anksiyeteler içinde olan bir kadın ve yardım almak için bir psikiyatriste gitmiş. Ve bildiğimiz şey, psikiyatrist muhtemelen klasik psikiyatrik desteğini vermeye çalışmış hastamıza. Ama bildiğimiz en önemli şey, psikiyatrist ve kadın doğum servisi arasında hiçbir ilişki kurulmamış. Yani bu insanlar aralarında bir komünikasyon kurmamışlar ve bu hastaya nasıl yardımcı olacağız diye konuşmamışlar. Şimdi diyebilirsiniz ki niye bu kadar küçük bir ayrıntı üzerinde duruyorum. Yaklaşık 25 yıldır bütün perinatal psikiyatride, yani doğum çevresi psikiyatride yaptığımız bütün klinik çalışmalar bize bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle nasıl söyleyeyim size? Kesinlikle annelerin, bir kere annelerle tanışabilmemiz gerekiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki yani jinekolog ya da kadın doğum uzmanı hastaya babanız intihar etmiş olmasın diye mi sorması gerekiyor? Tabii ki böyle bir soru istemiyoruz kadın doğum uzmanından en azından. Kadın doğum uzmanları birçok şeyi yapmaya çalışıyorlar. Birçok sorumlulukları var. Bir de tırnak içinde bununla uğraşamazlar. İdil, her şey iyi mi? Ekranda bir iki değişiklik görüyorum ama. Sizi ekrana getirmeye çalışıyoruz bir taraftan hocam. Tamam, ekranda görmek adına. Tamam, çok önemli değil. Getirebildiğinizi mi bilmiyorum. Getirmediyseniz de çok önemli değil. Söylemek istediğimiz şey, kesinlikle anne adayının kim olduğunu anlayabilecek ekiplere ihtiyacımız var arkadaşlar. Ne demek bu? Yani nasıl Nazan Hocam'ın başta söylediği gibi, nasıl bir anne adayı bir konsültasyonuna gittiğinde mutlaka tansiyonu ölçülüyorsa, şekerine bakılıyorsa, bir takım sağlık çalışanlarının da, bunun kadın doğum doktoru olması gerekmiyor, kesinlikle bu anne adayının kim olduğu hakkında bir fikre sahip olması lazım. Bu ne demek? Anne adayının kendini biraz olsun açabileceği, kendiyle ilgili bir takım şeyleri, istediği şeyleri paylaşabileceği bir ana ihtiyaç var. Bu bir saat olabilir. 6 saat olması gerekmiyor. 5 dakika değil muhtemelen. 1 saat olabilir. Peki bu tanışmayı en iyi kim yapabilir? Her kadın doğum servisine psikiyatristleri mi koyacağız? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Çünkü ruh sağlığından bahsediyoruz, hastalıktan bahsetmiyoruz ve her ailenin erişebilmesi gereken bir servisten bahsediyoruz. Bunu yapabilecek en iyi insanlar, en iyi sağlık çalışanları, bizim baktığımız, Avrupa'dan gördüğümüz haliyle ebelerimiz. Eğer bir serviste, komünite içinde, yani toplum, şehir içinde ya da hastanede
Verilen klasik obstetrik kadın doğum servislerinin yanında mesela dördüncü ayda her anneye mümkünse eğer istiyorsa eşiyle birlikte gelebilir. Sizinle ilgili neleri bilmemiz gerekiyor? Endişeleriniz nelerdir? Güçlü noktalarınız nelerdir? Size gebeliğinizin izleme hakkında bir iki fikir verelim. Bu şekilde açık bir konuşma, paylaşmaya davet şeklinde sunulabilecek eğer bir buluşma anı yaratılabilirse muhtemelen annelerin yaşadıkları güçlükler, geçmişlerindeki zorluklar, aile psikiyatrik öyküleri çok büyük bir hani başarıyla hem de verimli bir şekilde alınabiliyor. Bu öykü verimli bir şekilde alınabiliyor. Annelere böyle girici olarak davranıp onlardan bir şeyleri çekerek almak istemiyoruz. Onları paylaşmaya davet etmek istiyoruz. Ve böyle bir paylaşma anı eğer duyarlı bir kendisini hem obstetrik yani kadın doğum teknik açıdan hem de psikolojik yönden destek alabildiğini hisseden bir ebe tarafından bu paylaşıma davet yapılıyorsa o zaman annelerin ruh sağlığı üzerine çok ciddi etkisi olabilecek her anneye özel düzenleyebildiğimiz bir psikolojik izlem kurabiliyoruz. Bir nam atabiliyor muyum? Mesela diyelim hipotetik olarak bu anne tabii ki obstetrisyenine, kadın doğumcusuna ben babamı intiharla kaybettim demiyor. Böyle bir şey demesi zaten beklenmiyor. Dese hani garip olur öyle değil mi? Ama mesela herhangi bir şekilde düzenlenen bir eğer ebesi olsaydı ve ebe ona deseydi ki Emma endişeleriniz var mı? Nasıl yaşıyorsunuz bu gebeliği? Nasılsınız? Bizim için sizin psikolojik olarak nasıl olduğunuzu bilmek, kan basıncınızı bilmek kadar önemli. Eğer bu kadar, bunlar basit şeyler ama bunu yapabilecek olan ebe arkadaşlarımız, bir kere ebe arkadaşlarımız bunları genellikle çok iyi yapabiliyorlar. Çünkü çok yetenekli ve çok yürekleri çok cömert insanlar. Ama bir de arkalarında psikiyatrik bir ekibin bir desteği varsa, yani mesela bu anne adayı bana ben babamı intiharla kaybettim, babam şu kadar yıl depresyon yaşamış bir insandı dediği zaman ebe arkadaşımız korkmayacak, tam tersi bunlar iyi ki paylaştınız deyip daha sonra kendi psikiyatrik ekibine dayanarak hastaya yardımcı olabilecek olursa o zaman bu hastalarımıza çok ciddi bir şekilde yardımcı oluyoruz. Şimdi bu birinci söz etmek istediğim vakaydı. Bir şekilde bir fırtına gördüğünüz gibi yani her şey havaya uçuyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Demin Ayla Hanım'ın bir anne olarak ne kadar iyi olduğunu gördünüz, ne kadar zor şeyler yaşadıktan sonra bu hastamız da gayet iyi ve çocuklarını çok güzel bir şekilde büyüttü. Bizim verdiğimiz bakımdan sonra hiçbir başka bir sağlık psikiyatrik sorunu olmadı. Yani bu kadar dramatik tablolar bile aslında çok iyi iyileştirilebiliyor perinatal psikiyatride eğer doğru davranabilirsek. Tabii eğer böyle bir hastayı aylarca bir özel bakım vermeyen bir psikiyatri servisine kapatıp bebeğinden ayırıp yani çok ciddi travmalar da yaratmamız mümkün maalesef. Bilmem size vermek istediğim mesajı verebiliyor muyuz? Birinci bölümü sunumumun kesinlikle annelerle buluşma anları yaratmamız gerekiyor. Bunların her ülkeye, her şehre, belki her bölgeye uygun bir şekilde ya da her kliniğe uygun bir şekilde eğitilmiş, değer verilen ebe arkadaşlar tarafından yapılması bence en güzeli. Bu sempozyum sırasında hem ebelerden hem de çocuk gelişme hemşirelerinden, çocuk gelişme uzmanlarından bahsettik. Genellikle Avrupa'da çocuk gelişme hemşirelerimiz var. İki meslek grubu da bizler için çok çok önemli. Çok çok önemli. Bu fırtınalar arkadaşlar. Şimdi bir de ikinci bir örnek olarak size fırtına değil de küçük kırılan dallardan bahsetmek istiyorum. Şey yapabilir miyiz acaba? Gerçi çok illa da şart değil yani bir slide göstermek ama kısa bir slide göstereyim. Tabii. İkinci vereceğim örnek bu sefer bir annenin yalnızlığı. Geçen yani demin verdiğim örnek eski bir örnek arkadaşlar. Benim Fransa'da çok yıllar önce gördüğüm bir hasta. Bizim hani annelere yardım etmemize, bizi annelere yardım etmeye iten aslında dramatik vaka, o vaka olmuştu. İşte bu çok daha yeni. Geçen yıl, hatta 6 ay olmadı. Geçen yıl gördüğüm bir hasta. İsviçre'de gördüğüm bir hasta. Şimdi bu hastamızın durumu şöyle. Bu da sosyal bir sorunu olmayan, hani normal bir sosyal yaşama olan, çalışan, bir uyumlu bir çift içinde yaşayan bir İsviçreli bir bayan. Adını ben Selin koydum sizin için. 36 yaşında, henüz çocuğu olmamış ve 36 yaşında gebe kalıyor. Ve İsviçre'de, Lozan'da değil başka bir bölgede, çünkü ben iki bölgede çalışıyorum, her neyse. 9. haftada, gebeliğin 9. haftasında kadın doğum uzmanına gittiği zaman
Kadın doğum uzmanı ona diyor ki bebeğinizin kalbi artık atmıyor. Şimdi tabii bazı cümleleri çevirmekte zorlanıyorum. Onun böyle bir cümlesi var yani Fransızca. Hani kardiyak aktivite yok yani sonuçta bebeğinizin kalbi atmıyor. Sonuçta bebeğin öldüğü ve hastanın düşük yapacağı söyleniyor hastaya. Hastaya söylenen diğer bir şey de eğer bunu yeterince gördüyseniz bunu ben geçebilirim şeye. Ekrana beni alabilirsiniz. Eğer umarım beni tabii görüyorsunuz. Tabii hocam, ekrandasınız. Süper. Ve hastaya söylenilen şey bu 9 haftalık bir hani gebelik. Biliyorsunuz maalesef azımsıyoruz 3 ayın altında olan düşükleri. Sanki böyle hani hatta onun Fransızca çok kötü bir deyimi var. Yani basit düşük falan gibi bir şey ondan sonra. Ve hastaya deniyor ki siz hani bir hafta bekleyin, bir hafta sonra bunu ekspülse edeceksiniz. Hasta için bu korkunç bir panik nedeni oluyor ve hasta bayağı bir sorun çıkartıp sonuçta 2 gün sonra bir cuma günü hastaneye yatırılma hakkını kazanıyor ve sonuçta bir kürtaj olacak anesteziyle. Ve bu kürtaj için saat 7'de giriyor arkadaşlar hasta. 9 haftalık bir hani kardiyak aktivitesi olmayan durmuş bir gebeliği var. Ve hastaneye yalnız gidiyor. Şimdi tabii hani Türkiye ile aynı ailesel ve sosyal ortamda değiliz. Ama İsviçre'de hastanelerde kesinlikle yanında annesi ya da eşi olabilir. Sonuçta yalnız gidiyor. Ve saat 7'den sonra 6 saat boyunca bana söylediğine göre, yani hani yanlış bir şey söylemesi için bir neden yok. 6 saat boyunca arkadaşlar bekliyor. Boş bir odada. Boş bir odada bekliyor, yanında kimse yok. Ve yanına bir hemşire ya da bir ebe uğramıyor. 6 saat. 6 saat sonra kürtajı alınıyor küçük bir genel anesteziyle. Kürtajı tıbbi olarak iyi geçiyor diyelim. Ve hasta bu olaydan sonra çok ciddi bir hani depresif bir kırıklığa giriyor. O şekilde ben onu gördüm. Şimdi hastanın tam olarak ne yaşadığını anlamaya çalışıyorum. Yani umarım sizi sıkmıyorumdur. Çok ince detaylardan bahsediyorum size. Bir önceki fırtınayla alakası yok. Çok küçük detaylar. Hani kırılan ince bir dal hikayesi var ya. Hasta diyor ki ben tabii şimdi ben bir de böyle kişiler arası psikoterapi sevdiğim için ve kişiler arası kaynaklara çok inandığım için diyorum ki neden yalnız gittiniz? Yani neden yalnız gittiniz hastaneye? Ve hasta bana çok ilginç bir şey söylüyor. Hasta bana diyor ki ben diyor eşimle gitmedim. Çünkü eşimin o gebeliği bir bebek olarak görmediğini biliyordum. Yani eşim benim yanımda olsa benim yaşadığım kaybı anlamayacaktı. Anlayabiliyor musunuz ne demek istediğimi? Hastanın yaptığı seçimin ne kadar trajik bir şey olduğunu hissedebiliyor musunuz? Eşiyle orada kendisine yardım edemeyecek. Tabii kendi yasını bir şekilde yaşayan bir babadan baba adayından bahsediyoruz. Eşim 9 haftalık bir gebeliği bir bebek olarak görmediği için yalnız gittim diyor. Ve sonra orada 6 saat boyunca yalnız bırakılıyor arkadaşlar. Dünyanın kişi başına en çok para harcayan ülkesindeyiz arkadaşlar. Amerika'dan daha fazla para harcanıyor İsviçre'de kişi başına sağlık hizmeti için. Yani buraya uğrayamayacak bir ebe mi yok? Kesinlikle var ama bu bir öncelik olarak görülmediği için, bu bir protokol olmadığı için, her şeyin protokol olması gerekiyor. Bu hastamız yalnız bırakılıyor. Ve daha sonra şöyle bir şey oluyor. Size anlatayım. Yine küçük ayrıntı gibi gelecek belki size ama. Sonra hastamızın kısa bir genel anesteziyle yapılan kürtajı iyi geçiyor. Yani rahim boşaltma girişimi iyi geçiyor medikal olarak. Hasta tabii böyle bir girişimden yararlanabildiği için memnun. Çünkü evinde böyle bir kanamayla bu gebeliği kaybetmek kesinlikle istemiyor. Onun için bebeğini kaybediyor hasta. Ve genç bir asistan doktor muhtemelen. Muhtemelen hasta diyor ki 27 yaşında falan herhalde. Bir genç bir kız. Hastaya diyor ki materyali diyor patolojiye yollayacağız. Sonuçlarını size yollarız. Hasta için inanılmaz bir kırılma noktası bu. Oradaki genç kadının materyal demesi. Anlatabiliyor muyum size bunu? Yani sanki böyle en azından bir 72 saattir inanılmaz bir yalnızlık içinde kadın doğum doktorunun ona bu anonsu duyarlı bir şekilde yapmadığını söylüyor. Eşinden istediği desteği alamıyor. İsviçre'deyiz, ailesi çok yakın değil. Ve hani deneysel bir şekilde neredeyse bir insanı depresyona sokmaya çalışsak 6 saat yalnız kaldıktan sonra ona deniyor ki materyalinizi patolojiye yollayacağız ve patolojiden gelen sonucu size postayla yollayacağız ya da her neyse.
Ve tabii bu hasta kimseyle kavga etmiyor, kızmıyor, eve dönüyor ve büyük bir kırılmayla eve dönüyor. Sanki bütün yaşadıklarının hiçbirinin anlamı yokmuş gibi. Şimdi arkadaşlar, sizlere söylemek istediğim şey, yani altını çizmek istediğim şey, hem anne adayları için hem de sağlık çalışanları için. Yani şu anda sağlık çalışanları hakkında kötü bir şey söylemeye hakkımız yok. Bu genç insanların hepsi COVID ile uğraşıyorlar şu anda. Dolayısıyla minnettarız bütün sağlık çalışanlarımıza. Fakat nasıl oluyor da dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesinde, dünyanın en iyi tıp eğitimi verdiğini iddia eden ülkelerinden bir tanesinde 27 yaşındaki genç bir kadın doğum uzmanı olacak bir arkadaşımız, orada materyal sözcüğünü kullanmasının karşıdaki hastayı yaralayabileceğini hissetmiyor. Çok ince bir şeyden bahsediyorum size. Bu bir tür yabancılaşma arkadaşlar. Yani muhtemelen eğer bu kadın doğum doktor olacak arkadaşımız oradaki kırılmayı hissedemiyorsa, yani kendi hayatı daha kurak olacak. Çünkü orada gözünü kaldırıp bu annenin acısıyla bir şekilde buluşabilse, kadın doğum uzmanı olarak kendisi daha verimli bir iş hayatı yaşayacak. Hani beni tanıyanlar tanıyorlar, açıkçası hani tıp eğitimi içinde maalesef çok sevgili hocalarım, saygıdeğer hocalarım bana verilen şeylerin tabii borcunu hiçbir zaman ödeyemem. Ama bu tür kırılma anları yaşaya yaşaya ne kadar ciddi streslere girdiğimi hatırlıyorum. Ben kendim bir doktor adayı olarak. Ve bakın muhtemelen bu 27 yaşındaki parlak obstetrisyen olacak, kadın doğumcu olacak İsviçreli doktor arkadaşımız o kadar çok ders çalışmış, o kadar çok şey öğrenmiş bir insan ki ama ona bu tür ince ayrıntıların önemini de öğretebilmemiz lazım. Onun suçu değil. Bunları da öğretebilmemiz lazım. Karşıdaki bir erkek olsaydı diyecekti ki erkekler duyarlı değil. Mesela 55 yaşında bir profesör olsaydı karşıda duyarlı değil diyecekti. Birkaç dakikada bitiriyorum dedi. Yani ama bu öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Peki bunu nasıl hissedeceğiz? Son bir şu şekilde size tamamlayayım. Peki diyeceksiniz ki o zaman ne deseydi? Ne deseydi doktor aday? Maalesef verebileceğimiz bir reçete yok. Yani herhangi bir rutin cümle karşıdaki anne için kırıcı olacak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü mesela genç doktor adayının yani jinekolog adayının bebek dediğini düşünelim. Bebek dediği için kırılacak anneler de olacaktır arkadaşlar. Bunu hissediyor musunuz? Bazı anneler için 9 haftalık bir gebelik bebek değil. Peki nasıl yapacak? İşte mesleğinin ilginç tarafı bu. Orada maalesef gözünü kaldırıp karşıdaki kadına bir buluşma anı yaratıp bir şekilde klinik sezisiyle kendi deneyimin üzerine de çünkü birçok böyle anne gördüğü için bu duyarlılığı kurabilmesi gerekiyor arkadaşımız. Diyeceksiniz ki şimdi deminki fırtına ve psikiyatriye yatan intihar girişimine psikiyatriye yatan hastamız da bu boş bir salonda böyle bir odada çıt diye böyle bir kırılma yaşayan annemiz arasında ne alaka var? Muhtemelen bu orman yangınları ve atılan izmaritler gibi. Yani bu küçük kırılmanın nereye gideceğini bilemiyoruz. Hiçbir yere gitmeyebilir. Hastamızı böyle içinde kanayan bir yara olarak kalabilir. Tıbba olan güvenini kırabilir. Eşiyle olan iletişimini kırabilir. Beni kimse anlayamıyor diye. Ama oradaki karşılaşma buluşma anları da bir gebelik kaybedilmiş olsa bile bir şekilde hastamızın kendini daha güçlü bir şekilde bu zorlukları aşabilmesini sağlayabilir. Bizim son zamanlarda yaptığımız çalışmaların bir kısmı, çünkü biliyorsunuz anne ruh sağlığında yapılacak çalışmaların sonu yok, çok fazla yapılacak şey var. Ama hiç olmazsa bir grup, büyük bir grup öğrencilerimiz için, bütün Türkiye çapında ama özellikle de Üsküdar'da, Nazan Hocam'ın, Gökben Hocam'ın katkılarıyla ve İdil Remzi'ye, bütün ekibimizin katkılarıyla bu küçük duyarlılıklar üzerinde uğraşmaya çalışıyoruz. Ve bunlar bize bir hocanın size öğretebileceği bir şey değil, sizin geliştirmeniz gereken ilişkilerdeki bir hüner. Bu benim hani sağlık çalışanları için verebileceğim küçük bir pist ve şöyle bitireyim. Eğer anne adayıysanız, eğer anneyseniz, eğer anne babaysanız bunları beklemeniz lazım sağlık çalışanlarından. Ve yapamıyorlarsa, yapamadıklarını da görüp beklentilerinizin haklı olduğunu unutmamanız lazım. Bir iki soru olursa memnuniyetle onları alabilirim. Umarım beni izleyebilmişsinizdir. Çok teşekkürler.